28 Nisan. Yani 28 Mart yani. 28 Mart, 28 Mart. 3 Nisan. Haftalık tarotlar sizler için neler diyor bakalım. Sevgili esmer koçlar, dünyanın tüm yükü benim üzerimde ve hayatımdaki hiçbir şey benim istediğim noktada değil. Benim hayatım sanki felakete gibi doğru, felakete doğru gidiyor ve her inandığım, güvendiğim insanlar benim kendi mekanıma, ekmeğime zarar verdi. Artık iyileşmek, korunmak ve korunmaya girmek istiyorum dediğimiz bir haftanın enerjisi. Duygusal olarak daha şanslı ve daha bereketli olacağınız ve kendi duygusal enerjinizin dengesini bulacaksınız. Yeni iş isteyenler için iletişiminizi bir an önce düzeltip kendi evrenize bakmanız lazım. Açık tenli ve yani açık ve buğday tenli koçlar. Yön belirlemek, işiniz, çevreniz ve alanınızla ilgili daha net yön belirleyip ve bu yönü aşkla da bütünleştirmek istiyorsunuz. Yani iş dengemizde cesaretinizi bulduğunuzda aşk hayatımızdaki eksik noktalar, yani para hayatımız, sizi rahatsız eden, sizi yıpratan ne varsa bu hafta bunları iyileştirmek için doğru adımlar atmanız gerekiyor. Çünkü size Rabbimin sunacağı çok güzel hem lale hem kandilin bereketiyle birlikte yeni anlaşmalar, parasal sürpriz beklentiler ve sizi para anlamında da daha büyük güçlendirmenize sebep olacak. Aşka geldiğim zaman güneşi en iyi tutan, güneşin enerjisini en iyi almanız lazım. Çünkü sevgili açık buğdaylar size paranın da gücü var gözüküyor. Kumral sarışın koçlar. Hayal ettiğiniz ve kendini asılmış hissettiğiniz birçok noktada tıkanıyorum, ben yapamam dediğiniz her şeyde sizin tahtınız oturacak ve açık kapalı olan tüm kapılarınız açılıp köklenme, daha büyük başarı ve imkanlarınız adaletsiz gibi konuşuyorsunuz ya, imkanlarınız artık adaletini bulmuş ve kendi kıyamet gibi gördüğünüz hayat daha verimli ve daha aydınlığa kavuşacak. Aşk için yurt dışı ile ilgili yani belki sevgiliniz ya da eşiniz yurt dışında olabilir, yolda olabilir. Aramızda bir mesafe var. Mesafenin geçmesini bekliyorsunuz. Aşk size doğru hareket edecek. Beklenmedik sürprizler de var gözüküyor sevgili koçlar. Abone ve yorum yapmayı unutmayınız. Sevgili boğalar, yani esmer boğalar, nasılsınız? Yolculuk, seyahat, bu ara işinizle alakalı gideceğiniz seyahatleriniz, başarınızın kutlaması ve kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir hafta ve bununla birlikte yapacağınız işler size mühür, yani hak ediliş, parasal anlamda yaşadığınız krizleri hem duanızın gücüyle hem de emeğinizin gücüyle en iyi şekilde başarmış olacaksınız ve hatta ailenize, çevrenize kutlama, bunun umudunun yeşereceği bir haftayı tadacak gözüküyorsunuz. Ama ilişki konusunda biraz daha pişmanlıklar, hayatınızdaki insanı kırmakla ilgili, kırdığınızla ilgili net kararlar vereceksiniz. Gerçekçi olan duygusal yönünüzü iyileştireceksiniz ve evlilikle ilgili de adımlar atabilirsiniz. Açık buğdaylar, yani boğalar, nasılsınız? Boğa burçları, yolculuk, seyahat, iş gereği gitmeniz gereken bir sürü olumlu kapılarınız var. Kendi tahtınız, özellikle anne, abla, eş dediğimiz noktada da gelecek çok büyük bir destek. Hayallerinize en iyi şekilde dokunulacak ve siz artık kendi gerçeğiniz, başarınız ve mutluluğunuzun tadına varacaksınız. Bu der ki, yıldız, neyin yıldızı? Ev almak, araç almak, toprak almakla ilgili çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Yerleşim ve yerleşiminizi yeniden doğuracaksınız. Yani gitmek istediğiniz alan, yapmak istediğiniz başarıda yeniden bir doğum var. Hadi hayırlı olsun. Kumral ve sarışın boğalar, sizi neler bekliyor? Özellikle anahtar almak, anahtar satmak, aileye ait kadınlarımızdan gelecek, anneanne, babaanne gelecek kökleriyle alakalı anahtar kollarımız gündeme gelecek. Ama iş konusunda istediğiniz bir noktanın tertemiz su gibi haberini alacaksınız ve yeni işiniz, yeni kapınız yalan değil, gerçekten orası size ait olacak ve Rabbimle birlikte içinizdeki sesle ve inandığınız güçle bu işte kendinizi göstereceksiniz. Başarı
daim olacak. İşsizler için zaman zaman bazı teklifleri değerlendirmediniz. Zaman zaman gelecek teklifler var. Mümkün olduğu kadar ruhunu benim oraya ait değil. Bir başlangıç yapın. O enerjiyi görün çünkü siz o enerjiye aitsiniz. Aşk konusuna geldiğimizde meditasyon ve ilişkiyi daha özgürce, daha boğanın tadını tatmak ve rahat alanınızı bozmak istemiyorsunuz. Yani der ki sevgili kumrallar, aşk var ama dengeme ve huzurumu bozacak bir ilişki istemiyorum diyorsunuz. Tabii ki abone oluyor, yorum yapıyor ve beğeniyorsunuz. Hoşça kalın. Yakın dostlarınıza da isterseniz paylaşın ya da gizli tutun, artık karar sizin. Hoşça kalın. Sevgili ikizler ya, yani esmer ikizler, neler bekliyor sizi? Bu ara iletişim, konuşma ve bulunduğunuz alanla alakalı yaşadığınız ilişkiyle ilgili esarette mutsuzluk, huzursuzluk, tartışma, kaoslara itebilirsiniz. Yani güzel giden ilişkiyi yıpratacağınız ve kendi kendinize hani hapis hayatı yaşıyorum ve mutsuzum diyeceğimiz bir hafta söz konusu olacak. Sizin bazı yalanlarınız ya da karşı taraftan aldığınız yalanlar biraz sizi yıpratıyor. Ama aşkı iyileştirmek istiyorsanız onu da dinleyin. Kendinizi doğru ifade etmenizi öneriyorum. Evet, evlilik teklifi alabilir. Evliliğinizle ilgili ters giden şeyleri iyileştirme haftanız. İş konusunda bitirmek, ayrılmak, yeni bir başlangıç istiyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun. Yani bulunduğunuz alanda kendinizi gösteremediğiniz için yeni başlangıçlar istiyorsunuz. Evet, bu başlangıç sizin için hayırlı. Açık tenli ve buğday ikizler. Anahtarla ilgili iş anahtarı, iş değişim anahtarı, yeni kapılar için güzel fırsatlar ve burada köklenmek ve başarınıza doğru noktada sarılıp asılıp o başarıyı alacaksınız. Evet, bilgelik ve zenginlik sizin ruhunuzda ama çevrenizdeki insanların sizi çok fazla kıskandığı ve sizin ayağınızı kaydırabilir. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmanız lazım. Aşk için yön, alfa, yeni başlangıç, yeni bir umut istiyorsunuz. Çünkü yıpranan kalbinizi yeniden tamir edip yeniden yol almayı düşünüyorsunuz ama aile içerisinde bazı konular var ve bunların da üstüne gitmeniz lazım. Gitmediğiniz takdirde burada krizler, yaşanacak olaylara geç kalabilirsiniz. Bir de aile büyüğümüzde bir sağlık problemi, sıkıntı yaratabilir. Peki kumrallar, sarışınlar. Şöyle aile içerisinde taşınma, yeni mekan, yeni oluşumlar, yeni ev, yeni evrelerle ilgili noktada büyük sevinçler yaşayacaksınız. Bu sevinçler size ailemizi, çevremizi korumamıza sebep olacak ve artık felaketlerden uzaklaşıp kendinize ait güç alanı. Tebrikler, işinizde ödüllenme, başarı ve beklediğiniz paralarda güzel noktalar. Eğitimle alakalı yapmak istediğiniz başvurularda çok güzel yön belirlemesi ve sizi mutlu edecek her şeyde ruhunuz şifayı bulacak. Kendi enerjinizi mutlaka toparlayın. Korkularınızı, ruhunuzu mutlaka yenin. Çünkü siz çok büyük başarı, çok büyük bir aydınlanma var gözüküyor. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ve esmer yengeçler, nasılsınız yengeçler? Esmerler, nasılsınız? Aile içerisinde sağlık problemi için dua edebilir, işiniz için dua edebilirsiniz, beklenmedik noktalar için dua enerjiniz var. Bol bol dua etmeniz gerektiği, çünkü bu dua size işiniz, sağlık, problem neyse aydınlığa kavuşacağı ve hedeflediğiniz birçok noktada hedef ateşiniz mutlulukla, enerjiyle ve var edilişinin tahtını kuracaksınız. Ortaklı iş, yeni yatırım, yeni düşünceler için çok doğru bir denge. Mantığınızı da doğru hayata geçirdiğinizde korkulacak değil, hayallerinize erişmek, hayal ettiğiniz noktanın başarısını sağlayacaksınız. Aşk konusunda kendi gerçekliğinizde karşı tarafı çok fazla yıpratıyor. Aynı şekilde siz de yıpranıyorsunuz. Hadi birbirinizi doğru anlamanız gerektiğini uyarıyorum. Sevgili açık tenli buğday yengeçler, evlilik,
Yeni ev taşınma, yeni yolculuk, yeni seyahat, iş gereği, yeni oluşum dediğimiz haftanın yoğunluğu içerisinde olacaksınız. Fakat sizin günahınızı alan çevrenizde garip garip insanlar var. Kim dost, kim düşman bunu artık belirlemeniz lazım. Gereksizce suçlandığınız, iftiraya maruz kaldığınız gözüküyor. Özellikle de bu yakın çevre, yakın aile, yakın eş soyunuzdan gelen insanlar artık mühürünüzü, ilişki, işinizi sahip çıkmanız lazım. Doğru söz söylemediğiniz takdirde domino taşları gibi yıkılabilir. Böyle saçma sapan olayların ortasında kalabilirsiniz diyorum. Yeni araçla ilgili mesajlar veriyor olabilirsiniz. Kendinize değiştirme fikri olabilir. Hadi yeni mesajlar sizin için hayırlı ve uğurlu olsun ve bu uğur size bereket getirecek. Aşk konusunda çekiyorum. Evlilik, sürpriz, yenilik, iyileşme, şifalanmayla birlikte kendi evliliğinize sahip çıkıp yörüngenizi daha çok değiştirebilirsiniz. Sarışın kumral yengeçler. Kafanızda çevrenizdeki insanlarla ilgili şüphe edebilir. Özellikle kadınlar benim hakkımda kötü düşünüyor. Yakın çevrenizdeki insanların böyle bir şüphe enerjiniz var. İşimde de kaos ve bunların enerjisi beni yıpratıyor dediğiniz bir noktada olabilirsiniz. Ama sizden ricam, sizin başarınız, sizin ödülünüz gayet güzel. Başkalarının enerjisinden çıkın. Kendinizi bu enerjiye kurban etmeyin. Kurban ettiğiniz takdirde iş yönünüzde kırılmalar söz konusu olabilir ve bu kırılmalar sizin işinizi kaybetmenize sebep olur. Kendi adımınız, doğrunuz neyse ona doğru devam etmenizi öneriyorum. Aşk için başlamak istiyorsanız sevgili sarışın, mavi gözlüler, hadi yolculuk ve aşk size mutluluk getirecek ve bu mutluluk sizin evlilik yapacağınız insan olacak gözüküyor. Bir de ailenize ait çözülmesi gereken bir vergi borcu ya da borçla ilgili sıkıntılar olabilir. Dikkatli olunuz. Sevgili aslan esmerler, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Cesaret et, aşkı kucaklayacaksın. Sevgiyi, sevilmeyi, değer görmeyi, aşık olmayı ve aşkın tadını çıkartacaksın. Cesaretini topla, bu aşk senin için var diyor. Yani bu ara aşk enerjiniz esmerler için muhteşem güzel. İş hayatınız için de yeni bir geçiş kapısı için yerinizde yetkilenme, işinizle ilgili ödüllendirme, paranızla alakalı değişmesini beklediğiniz anahtar sizin elinizde. Korkmayın, kırılan İş kapınızla ilgili artık umudum yok dediğiniz her şeyde iyileşeceksiniz. Peki işsiz olanlar için alfa yön bulamama sizin elinizde. Yönünüzü değiştirmek istiyorsanız adımlarınızı da değiştirin. Hayata bakış açınızı değiştirin ve olmak istediğin noktanın enerjinizi kendinize yükleyin. Yalnız para krizleri olan bazı esmer aslanlar için sürpriz paralar var. Açık tenli kumral aslanlar, seçimler. İnsanlarla iletişim noktasındaki kardeş, yakın arkadaşlarınız, gideceğiniz yolculuklarda çok güzel kahkaha ata, iş gereği kardeş gibi gördüğünüz insanlarda dengeyi bulma, başarıyı sağlama ve eksik yönünüzü tamamıyla hani siz kendinizi bazen eksik, mutsuz, yorgun hissediyorsunuz ya, bunu iyileştirmek için doğru bir haftadasınız ve parasal evrede de beklenmedik sürprizler size hem güçlenmenize hem de doğru enerjiyi dışarı atmanıza yardımcı olacak. İş kurmak isteyenler için şu an gereksiz bu kendi kendinize bu yargının içerisinde, bu mahkemenin içerisinde olmayın. Bunun için daha vakit var. Ama aşk için size bakacak çok güzel bir esmer kara kaş, kara göz bir güzellik var. Sarışın kumral aslanlar, nasılsınız? Güzel bir enerjiyi sizin için çekiyorum. Siz de bir dua enerjisindesiniz. Ya da bu ara mistik enerjiniz, ruhunuz, rüyalarınız daha ön planda olabilir. Ve bu hayallerinize dua edin. Ev almak istiyorsanız, araç almak istiyorsanız, iş kurmak istiyorsanız bu hafta bunun enerjisini hislerinizle, dualarınızla yaratabilirsiniz. Gideceğiniz seyahatler başarı, gideceğiniz yolculuklar size güç kazandıracak. Küs olduğunuz, yakın küs olduğunuz, çevrenizde uzun süredir canım dediğiniz kişiyle iletişim kopukluğu var. İki tarafta kendi evresinde dedikodu ruhuna sahip olmuş. Barışmak için her iki tarafında adım atacağı, küskünlüklerin biteceği gözüküyor ama sizin bence bir ev taşınması ile ilgili eşya taşınırken kaybolabilir, eşya kırılabilir. Taşınmalarda ya da iş yeriniz taşınabilir. Taşınmalarda mağdur olabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum sevgili aslanlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, ben de olmayı ya da olmak istemiyorsanız da olmayın diyorum. Mutlu kalın.
Başaklar, pasta, mesaj, kırgın olduğunuz, küs olduğunuz, sevgiliniz, işinizle ilgili haber alacak gözüküyorsunuz. Ve bu denge kalbinizi ferahlatacak derin bir enerjiye giriş olmanızı, hatta büyük büyük ihtimal bu ilişkinizle barışmayı temsil eder. Küs olduğunuz kişi ve boşlukta olduğunuz kişi size adım atacak ve duygusal yönünüz şifalanacak gözüküyor. İş konunuzla ilgili yeni bir iş beklentisi, alternatif bir nokta bekliyorsanız buradan çok olumlu bir süreç ve kendi içinizdeki duygusal kırgınlığınız bitip yepyeni bir noktanın aydınlanmasını da yaşayacaksınız. İş kuranlar için biraz daha parasal evrenizi toparlanmanız gerekiyor. Çünkü ufak para eksiklikleri iş hayatınızda krizlere sebep olabilir. Siz de kendi kendinize yıpranabilirsiniz diyorum. Evet, açık tenli kumral başaklar. Pişman olduğunuz, ayrıldığınız işle ilgili tekrar çağrılabilir miyim? Tekrar bu iş kapısına dönebilir miyim? Araya kimi sokabilir miyim diye düşünceleriniz olabilir. Bu iş kapısından değil, daha güçlü ve daha iyi bir noktadan iş teklifiniz var. Hiç korkmayın. Korkulacak gibi işsiz kalmayacaksınız. Bu kordon bağı öyle kalıcı bir iş evresi tadacaksınız ki, yani burada uzun soluklu yıllar, uzun soluklu dönüşler yaşayacaksınız. Başarınız da aydınlık. Hatta buranın yurt dışı ile bağlantısı, farklı alanlarla açılacak yolu size çok büyük bir mutluluk verecek. Aşk konusunda da yeni bir renk, yeni bir ilişki kafanızı karıştırabilir. Eski ilişki, şu anki ilişkinizi bitirmek zorunda kalabilirsiniz diyorum. Sarışın kumral başaklar. Bu ara şöyle söyleyeceğim. İçinizdeki enerji, işinizle alakalı konuşacağınız insanlarla iletişiminizi çok güçlendirecek. İşinizde kendinizi ispatlama, artık geçiş ve geçmek istediğiniz konumlarla ilgili de kendinizi doğru noktaya doğru iteceksiniz. Yani delilik dönemi bir değil, artık imparatorluk döneminin enerjisi ve sizi kıran, sizi hor gören insanlara haddini bildirmek için çok doğru bir hafta. Yön, taraf ve alanla ilgili size zafer verilecek. Bir de şöyle bir durum var. Arazi, toprak, alım satım işleriyle uğraşanlarda çok fazla kısmetiniz ve bereketiniz var. Bu bereket sizin inşaat yapmanıza, hayalinizdeki evi yapmaya da hayalinizdeki olumlu arazilere erişmenize yardımcı olacak. Eğer işsizseniz, toprakla uğraşıyorsanız bile kazancınız çok iyi bir noktada olacak. Aşk için bence şu an ilişkiyi kendinize feda ediyorsunuz. Feda etmeyi bırakın. Kendi özgürlüğünüzde nefes alın diyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, bende kalmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın. Esmer teraziler, nasılsınız? Esmer. İş konunuzda yetkiniz, konumunuz, para konumunuzla ilgili mühür vuracaksınız. Ve der ki yukarıdan yöneticiniz ya da Rabbimden gelen bir emirle hak ettiğiniz nokta, hak ettiğiniz zaferi en iyi şekilde alıp oradaki enerjiyi kendi ruhunuzda ben hak etmiştim, burası benim zaferimdi deyip mutluluk tadacak gözüküyorsunuz. İşsiz olanlar için iş mahkemeniz, uzun süredir çözülmesi gereken davanızla ilgili de olumlu bir evreniz var. Korkmanıza gerek yok diyorum. Özellikle ilişki konusunda inişli çıkışlı bazı sorunlarınız olabilir. Biraz ara vermiş olabilirsiniz. Tekrar bu ilişkiye başlangıç var gözüküyor ama her iki tarafında deli bir ruhu var. Mümkün olduğu kadar sakin yön almanız gerekiyor. Açık tenli, buğday tenli teraziler. Ölmüş bir kabir ziyaret edebilir. Kendi içinizdeki kudretiniz ölmüş olabilir. Der ki yani kendi kudretinizi, içinizdeki inancı, içinizdeki enerjiyi kaybetmişsiniz. Haydi artık bu enerjiyi hayata yaymalısın. Çok beklenmedik işler, yaşadığınız boşluklar, ekonomik krizler size çok fazla yordu. Seçim yapma şansın bile yok. Mecburen idare ediyorum dediğimiz dengede cesaret size güçlenmenize, yeni fırsatlar ve yeni oluşumlar size mutluluk getirecek. Yalnız sizin en büyük sorunuz evlilik hayatınızdaki sorunlar, işimize, borçlarla ilgili yaşadığımız krizler dengenizi yıpratmış. Biraz psikolojik olarak iyileşmeye ihtiyacınız var. Kendinizi ödüllendirdiğiniz takdirde eksik olan her noktanız bu hafta kendi bilincinizle doğruya doğru gidecek ama korkularınızı yenmeniz lazım. Sarışın ve kumral teraziler.
Yurt dışına yerleşmek ve bu konuyla ilgili beklediğiniz evrak sıkıntıya düşebilir. Yani tam umudunuz varken terse düşebilir. Tekrar başvurmanız, tekrar bu konularla ilgili mücadele etmeniz gerekiyor. Bu işle alakalı da olabilir. Oraya yerleşmekle de alakalı olabilir ama siz umudunuzu kaybetmeyin. Yukarıdan Rabbim duanı eksik etme diyor. Ben bu kapını sana eninde sonunda vereceğim. İş değişikliği ya da farklı bir alan düşüneceğiniz varsa delik etmeyin. Şu an bulunduğunuz nokta doğru. Eğer çıkarsanız uzun soluklu işsiz olabileceğiniz gözüküyor. Ortaklı bir süreç düşünceniz varsa ekonomik gücünüz bu hafta bunu imkanı yok yaratamaz. Borca girersiniz ve bu borç sizi yıpratır. Peki aşk konusunda belki de uzun süredir kendi içinizdeki yaşadığınız krizleri iyileştirip bu ilişkiyi tekrar iyileştirmeye ihtiyacınız var. Çünkü ilişkiniz bir var gibi bir yok gibi gözüküyor. Aman ilişkiye sahip çıkın. Sevgili akrep esmerler, denge. İşinizde denge, dengesiz olan her şeyi iyileştirmeye doğru ilerliyorsunuz ve köklenmek, tebrikler. Kökünüz, işinizle ilgili daha kök salacağınız, burada başarınız, olmasını istediğiniz tüm korumalar, sizin enerjiniz ve yaptığınız işle birlikte gerçekten hem aşkla korunma, hem köklenme, hem de iş yerinde birini seviyorsanız onun da size karşı ilgi ve hayranlığı var olduğunu gösterir. Para konusunda krizleriniz varsa geçeceği ve artık hazineniz daha bereketli ve daha şanslı araç değişimi, tapu değişimi, değerli bir oluşum alışını da uyarı veriyor kartım. Sevgili açık tenli, buğday tenli akrepler. Ya şöyle işiniz, alanınızla ilgili biraz erkek yönetimi, erkekle alakalı yaşadığınız krizler, burada bazı imzalarda hatalar olabilir. Siz suçlanabilirsiniz. Mobbing uygulanabilir bulunduğunuz noktada ve yalancılıkla suçlanabilirsiniz. Bu hafta işinize, düzeninize, evraklarınıza, konuşmalarınıza, iletişimlerinize, imzalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sizin başarınızı kıskanan insanlar ayağınıza kaydırmak için mücadele edecekler ve sizi şikayet edebilirler. Bu ara sanata merak olabilirsiniz. Farklı meslekler edinebilir. Sanat üzerine başarılar sağlamak istiyorsunuz. Onunla ilgili kurs almanız lazım. Bunu başarmak istiyorsanız kendinizi bu noktada güçlendirin. Aşk için bir kart çekiyorum. Şu an için aşktan çok parasal ve iş dengelerinizi oturtmanız lazım. Çünkü aşk sizi zaten hayatınızdaki insanla belirli gidiyor ama gücünüzü oturtmak için, o insanı da hayatınıza almak için biraz da para gücünüzü oturtmanız lazım. Sevgili sarışın akrepler, ihanet. Evinize, ya yani malınıza ihanet edilebilir. İşinize ihanet edilebilir. Ve bu yakın inandığınız insanlar tarafından, güvendiğiniz ve bana asla yapmaz diyeceğiniz insanlar tarafından sıkıntıya ve kedere düşebilirsiniz. Bu hafta dostlarınızla ilgili yaşanacak ev, tapu, evrak ne konunuz varsa gidin kendiniz halledin. Yoksa malınız başka bir insanın hanesinde doğuma sebep olabilir diyor. Bu ara kardeş, yakın aile, baba soyunuzun kardeşleriyle ilgili bazı konuşmalar canınızı sıkabilir. Haklarınızla ilgili babanızla ilgili, babanız aslında hakları onlara vermek istiyor, siz haklarınızı almak istiyor. Karışmayın ya, onlar ne yapıyorlarsa yapsınlar. Siz de kendi çocuklarınız arasında böyle bir şey olabilir. Kardeş kardeşin arasına girilmez. Aşk konusunda da özellikle erkek arkadaşınızın iş problemi ya da ilişkinizin iş probleminden kaynaklanan gerginlikler bizi biraz yıpratıyor olabilir. Aman dikkatli olun diyorum. Abone, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Mutluluk sizlerle olsun sevgili akrepler. Sevgili yaylar, esmer yaylar. Çok sinirli, gergin, agresif, acayip derecede konuşurken karşı tarafının gözünün içine bakıp gözünüz bör bör açıp insanları ürkütebilir, korkutabilir. Yani onları da kaosa, kendi içinizdeki ya kaosu iş etrafınızdaki insanlara yansıtıp ve bu konuda biraz zorlayıcı bir hafta ve bu işinizle alakalı dallarda kırılma, yani hata yapmanız gözüküyor. Mümkün olduğu kadar dengeli olup işinizde bu kadar köklüyken kendinize zarar vermemenizi öneriyorum. Yeni iş bekleyenler için değişim ve dönüşüm noktası size mutluluk verecek. Aşk konusunda da renklilikler ya da evliyseniz ilişkinize hediye alma enerjiniz var gözüküyor. Sevgili açık tenli
buğday tenli yaylar. Ya aşk var, renklilik var, hatta çok fazla kısmet enerjiniz var. Seçim konusunda karar kalabilir ve hangisi benim hayatımda kitap okuyacak, benim hayatımda kalıcı olacak diye, böyle hangisi evlenir diye kafanız karışacak. Size evlilik teklif var. Görücü usulü olabilir, tanıştırma usulü olabilir, çevrenizde yakın bir dostun ahbabı olabilir. Böyle kısmetleriniz var, gözden kaçırmayın. İşlerinizle ilgili tam korkuyorum, bittim derken yeni fırsatlar, yeni geçit kapıları ve çok güzel parasal anlamda da yaşayacağınız çok güzel huzurlar var. Ama şöyle de, kendinize ait biriktirdiğiniz bir para var. Cesaretinizi toparlayın. Ev anahtarı alma vakti var gözüküyor. Sevgili sarışın kumral yaylar. Şöyle söyleyeceğim. Bereketle alakalı bazı, yani dini konular, çevrenizdeki insanların siyasi konularından çok fazla yıpranmış ve yorulmuş bir noktadasınız. O yüzden daha sakin bir hayat, işinizde de artık kimse konuşmasın, herkes işine sahip çıksın. Yani bunların saçma sapan evrelerinden çok fazla yorulduğunuzu, bereketli bir iş kapımız varken dedikodu kazanına döndü diyorsunuz. Evet, işinizde yeniden konum değişimi, yani gideceğiniz seyahatlerde çok güzel rahatlıklar, çevrenizde güvendiğiniz insanlar artık hayatınızda pişmanlık olarak değil, hayatınızdan atmış olduğunuz gözüküyor. Kendinize yeni bir hayat kurmak için çok doğru bir hafta. Hatta bol bol yolculuklar, bol bol gideceğiniz seyahatler, hatta ailenizle alakalı zaman zaman gitmek istediğiniz yolculuk kapısı da var. Bazı yay sarışınlar evlilik teklifi alabilir, evlilik teklifi edebilirsiniz. Mutlu olmayı, hayattan istemeyi unutmayın. Her şeyden önemlisi mutluluk, sağlık. Sevgili esmer oğlaklar. Para. Parayla ve gelecek güçlü paralar sizin gücünüze güç katacak. Yani krizli bir hafta gibi gözükse de size yeniden parayla ilgili dönüşüm, güçlenme ve kendi yönünüzle alakalı sıkıntılarınızın yavaş yavaş toparlanıp, özellikle kadınlardan alacağınız destek sizi içsel dünyanızda daha huzurlu, daha keyifli yaratacak. Eğitim konularınızla alakalı bazı toparlamanız gereken noktalar var. Bu ara aşk ruhunuz çok hareketli ve ilişkinizle alakalı güzel konuşmalar, seyahatler ve sürpriz seyahat düşünceniz var. Karşı tarafın biraz soğuk tavrı sizi yıpratıyor olabilir. O sizi seviyor. Korkmanıza gerek yok diyorum. Açık dendik kumral oğlaklar. Hemen sizler için de kart çekiyorum. Bakıyorum. Oo, deve, çöle düşmek. Yani şöyle söyleyeceğim. Aslında çöl para, beklenmedik paralar, işinizle ilgili 3 hafta 3 gün içerisinde değişecek konular ve kendi kudretini ve kendi işinizdeki hakları en iyi şekilde alacağınız bir hafta. Ödüllenmek. Ödüllenme ile birlikte hayatınızdaki olumsuz her şeyi iyileştireceksiniz. Aşk için belki biraz yorgun, geçmiş takıntılarınız, geçmiş korkularımız ön plana çıkabilir. Cesaretiniz boşluğa düşebilir. Kısmetleri görmemezlikten gelebilirsiniz. Ama evli çiftler için çekeyim o zaman. Kadınlar bu ara dırdır ediyor bile. Karşı tarafı yoruyor olabilirsiniz. Biraz sakin olmanızı öneriyorum. Ama aşksız olanları biraz daha sabırlı olması lazım. Sarışın ve kumral oğlaklar. Kocaman bir aşk ballı. Öyle bir aşk çıktı ki size. İçinizdeki sanatçı ruhu, size gelecek dokunacak keyifli sohbetler, kafanızdaki tüm ilişkiyle ilgili şüphe duyduğunuz her şeyi geride bırakacak. Mutlu bakmanıza, bu ilişkiyi sağlam tutmanıza ve hayat arkadaşı gibi birlikte yol alacağımız bilge insanla karşılaşma enerjisine doğru gidiyorsun. Yani Nisan bitmeden bu ilişki sizin hayatınızda bu hafta tanışabilir. Bu enerjiye girme ihtimaliniz çok yüksek. İş konularınızla ilgili de daha bilimsel hareket edip buranın adaletsiz yönünü kabul edeceksiniz ve siz burada ne kadar kalabilme alanları. Bu sırada eğitiminizle alakalı tamamlamanız gereken pasta dilimlerinizi tamamlayın. Çünkü bu iş yeri size farklı alternatifler de getirecek. Değişmek istediğiniz konumla ilgili de fırsatlarınız var diyorum. Korkmanıza gerek yok. Sizde de özellikle migren ağrısından kaynaklı sıkıntılar olabilir. Abone olmayı, yorum yapmayı, bende kalmayı unutmuyorsunuz canlarım. Sevgili kovalar, esmer kovalar. İçsel dünyanız yargılama,
kendinizi, çevrenizi, insanları, iş çevrenizi ve onların dürüst olmamasından kaynaklı, onların yarattığı kaoslardan yorgun olduğunuzu ve bunların bir an önce değişmezse bu işi bırakacağım. Artık ben bu kadar gergin ortamda var olamam diyorsunuz. Ama sizin farklı bir yerden gelecek teklif bulunduğunuz noktaya veda etmenizi daha çok kolaylaştıracak. Merak etmeyin diyorum. Ama bu ara aşk için yıldız sizde 5 yıldız veriyor. Hadi aşka dokun ve ruhunu şifalandır. Muhteşem bir aşk var. Bakalım gerçekten aşk var mı? Esaretten mutlu olmaya doğru çıkıyorsunuz. Aşk size keyifle gelecek. Açık tenli kumral olan kovalarımız. Başlatmak, başlamak. Her ne olursa olsun. Dipteyseniz bile bu hafta başladığınız takdirde bilgeliğiniz, düşünceleriniz, oturtmak istediğiniz her şey, yavaş yavaş hayatınıza gitmek istediğiniz yolculuklar, yapmak istediğiniz iş anlaşmaları size gerçekten adaletsiz diyorsunuz ya, adaletli şekilde dönecek. Gözüm kapalıydı, inandığım herkes bana adaletsizlik yarattı ama artık bu kılıç sizin için konuşuyor ve bu kılıçla birlikte hayattaki bütün pürüzleri gerçekten güçlenmiş ve oluşturmak istediğiniz hayatı sırtlanmış olacak. Sırtınızı almış olacaksınız. Sırtlan değil yani, sırtınızı almış olacaksınız. Ve burada da yolculuklar, seyahatler, işinizle ilgili gideceğiniz seyahatlerde de kazanacağınız paralar çok fazla olacak. Aşk için bakalım. Bir tane çekiyorum aşk için. Ruh arayışı içerisindesiniz ama ruhunuz şu an duygusal anlamda boşlukta gözüküyor. Hata yapabilirsiniz. Sarışın kumral kova burçları. Hemen bakıyorum. Oo. Şöyle, bu ara sizin de dua enerjiniz, sizin de yıldızınız çok parlak. Hatta bir 5 yıldızın üstünde veriyor. Dengeleriniz, başardığınız şeyler ve amaçlarınız için dua edeceğiniz ve Rabbimin size sunduğu anahtar, bolluk, iş kapınızla ilgili pürüzleri iyileştirdikten sonra dua ettiğinizi sunuyor bu kartlar. Diyor ki bütün problemler iyileşmiş olacak. Hak ve hukuk noktasındaki geçişleri tamamıyla hayatınızı almış olacaksınız. Tahtınızdaki ilişkiniz, hayatınızdaki dengesizlikler ve seçimler bitmiş. Sadece seçim üzerine hayatınızda kalma yollarınızın açılacağını gösteriyor. Aşk için çekiyorum. İçinizdeki şeytan uyanmış. Hak edilen cezayı, kırılan kalbi karşı tarafa en ağır şekilde ödeyeceğim inadı başlamış. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sevgili esmer balıklar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Balıkların şüphe, endişe, güçlenme, ilişkiyle güçlenme. Ben bu ilişkinin zaferini elde edeceğim dediğimiz bir savaş başlatmışsınız. Ve aramızı bozan, aramızı kıran kim varsa onlara haddini bildireceğim. Aslında karşı taraftaki ilişki bunu istemiyor. Sen başkalarını suçluyorsun. Çünkü ilişki sorumluluğu ile ilgili kafa karışıklığın var. Ve ilişkiyle alakalı gelecek planı istemediğin için karşı taraf seçim yoluna gitti. Burada da seni kenara itti gözüküyor. İlişkiyi adam gibi sahip çık ya da bu ilişki bitmek üzere. İş konunuzla ilgili yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar çok fazla var. Yalnız orada bazı dönecek dolaplara siz de dahil olabilir. İşte haksız kazanç elde edebilirsiniz ve bu kazanç sonrası kaza, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Açık tenli buğday balıklar. Bu dönem işinizle ilgili bazı riskler var. Yani size sıkıntı veren riskler. Eğer bunu doğru yönde, doğru planlama giderseniz bu riskler size ışık gibi oturacak. Yani iş yerinde bu hafta pürüzler, çevrenizdeki olaylar, anlaşmalarda terslikler söz konusu. Eğer bu anahtarları doğru kapıya kilit olarak oturtmazsanız iş kaybı, para kaybı, risk kaybı evresindesiniz. Ve bu kayıp sizin ekonominizi, ev ekonominizi, iş ekonominizi fazlasıyla yoracak. Gözünüzü bu hafta dört atın, açın. İlişki konusunda da bu ara alımlarla, ev taşınma, ev seyahatlerle ilgili planlarınız var. Bu seyahatler biraz sizi maddi olarak da yıpratabilir. Plansız program istemiyorum. Sarışın kumral balık burçları. Bunlarda çok güzel bir aşk. Doğru kalbe derin bakmak,
ve evlilik teklifi almayı gösterir. Yani ilişki teklifi, ilişki başlama teklifi, bu ilişkinin ciddiyet teklifi, evlilik sözlerinin ve arkasından kutlamalara dahil olacağınızı gösterir ve birlikte çok uzun yıllar plan. Mesela ortak ev alabiliriz, ortak iş kurabiliriz, ortak yollara gidebiliriz, ortak kitaplar okuyabiliriz. Bu da bizim hem yolculuklarımıza hem de hayata doğru atılım atacağımızı gösterir. Peki iş konunuzla ilgili beklenmedik çok sağlam bir işten aslında beklediğiniz ama umutsuz olduğunuz bir noktadan çok sağlam bir teklif tamamıyla oraya kanat gelip oradaki sistemi en iyi şekilde altyapısını oturtacaksınız. Kendi işini yapanlarda biraz parasal anlamda zorluklar, gerginlikler olsa da güzel bir haftayı doğru gördüğünüz takdirde, şüphesiz baktığınız takdirde en iyi başarıyı elde edeceksiniz. Yani sizin hanede de özellikle erkek kardeş olanlar, yani erkek kardeşiniz varsa biraz hatalara dışarıya yönük, onu bir an önce normal hayata geçirmeniz lazım. Yoksa ailemize maddi zararlar yaratabilir. Mutlu oluyorsunuz, hayata bakıyorsunuz, güzel bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Her şeyden önemlisi abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Beğenmeseniz de canınız sağ olsun. Mutlu kalın, hoşça kalın.